Burada ledimiz de yanıyor. Yani dersiniz ki bu şekilde çalışmaya hazır. Görüntü verecek. Deneyelim. Merhaba arkadaşlar. Burada sorun şu. Bu anakart bu kasaya uyacak mı? Kasa standart ancak anakart ve güç kaynağı standart değil. HP'nin 1366 soket anakartı. Biz bu anakartı bu kasaya uydurmaya ya da kullanılabilir hale getirmeye çalışacağız. Öncelikle hemen belirteyim. Bu güç kaynağı bu kasaya sığmıyor bile. Hadi zorlayalım. Zorladık. Bakıyoruz. Yuvaya uymadı bile. Burada bir sorun var. Yani buraya uymayacağı kesin. Bu anakart standart değil. Güç kaynağı da standart değil. Bu anakartın bulunduğu kasayı temin etmek ya da güç kaynağını da temin etmek gerekecek. Peki benim elimde sadece anakart ve bu güç kaynağı varsa ne yapmalıyım? İşte bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi anakartı çıkarttığımda zaten standart kasaya uyumlu olmadığını göreceksiniz. Bakın bu bazı delikleri ben sonradan yaptım. Mesela bu delik yok. Yani buradaki burç burada yok aslında. Hemen yanında bir delik var. Bu da yok mesela. Bu da sonradan açıldı. Ben bir şekilde bu anakartı buraya hazır hale getirdim. Bunda sorun yok. Şu anda bütün delikler ağızlama yapmış. Hazır şekilde. Yani vidalansa bu anakart standart olmadığı halde bizim standart kasamızda kullanılabilir. Ancak sorunumuz güç kaynağı. Güç kaynağı olmuyor. Sadece bu da yetmiyor. Güç kaynağı standart yani ebat olarak standart olmadığı gibi 24.000 ATX konnektör ya da kablo dizilimi de farklı. Sadece bu anakarta göre imal edilmiş. Buna göre yapılmış bir ATX konnektör. Ben standart bir güç kaynağı kablosunu, ATX 24.000 kablosunu takarsam buraya ne olur? Bir deneyelim. Anakartı ve standart olan güç kaynağını hazırladık. Burada ledimiz de yanıyor. Yani dersiniz ki bu şekilde çalışmaya hazır. Görüntü verecek. Deneyelim. Tamam, çalıştı. Güzel. Ama sürekli BIOS sayıp sayıp duruyor. Yani baştan başlıyor, hataya düşüyor. Baştan başlıyor, hataya düşüyor. Hata kodunu düşüyor. Böyle bu devam eder. Görüntü yok. Peki, orijinal güç kaynağını takalım. Deneyelim hemen. Aynı şekilde deniyoruz. Çalıştı. Geri sayım yapmadı. Direkt ekrana görüntü geldi. Yani demek oluyor ki bizim standart güç kaynağımız HP'nin bu anakartında çalışmayacak. Yani illa bu güç kaynağını ve kasasını bulmamız gerekiyor. Bu anakartın çalışması için. Elimizde eğer böyle bir anakart varsa kısaca elimize böyle bir anakart geçmişse biz bu anakartın orijinal parçalarını bulmadıkça asla kullanamayacağız. Öyle mi? Bakalım öyle mi? İlk yapacağımız işlem orijinal HP'nin güç kaynağının 24.000 ATX konnektörüne uygun olarak standart güç kaynağını bu hale getirmek. Burada farklılıklar şöyle. Dikkat ederseniz 24 pinin bu ayrılan kısmı, gerçi bunda ayrılmıyor. Bu ayrılan kısmı var. 4 pin. Bunun üzerinde turuncu, sarı, siyah ve kırmızı olarak 4 adet kablo var. Ancak burada durum öyle değil. Yani HP'nin güç kaynağındaki konnektör dizilimi böyle değil. Mesela ne yapmış?
turuncu yerine, yani burada gördüğünüz turuncu yerine buraya sarı kablo girmiş. Yine siyah kablo yerine, burası doğru, kırmızı kablo yerine yine sarı girmiş. Yani bu turuncu 3 volt, bu kırmızı da 5 volt. Bunların yerine hemen yanındaki sarı 12 volt girişlerini bağlamış. Buradaki püf nokta bu. Biz de aynısını yapacağız. Resimlerde de göreceksiniz. Detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Gelen sarı kabloyu diğer turuncu ve kırmızıya köprüleme yapmış oldum. Bu kadar basit. Diğer tüm kablo bağlantıları aynı. Bir fark yok. Sadece bu iki kablo 12 volt olarak çıkış yapması gerekiyordu. Bunu köprüledim, tamamladım. Şimdi test işlemine geçelim. Her şey hazır. Bu iki kırmızı ve turuncu kabloyu devre dışı bırakmış oldum. Bunların giriş yerlerini 12 volta köprüledim. Bu kadar basit. Şimdi test etmeye hazır. Start verdim. Bakalım görüntü gelecek mi? İlk baştan gelmiyordu. Evet. Çalıştı arkadaşlar. Görüntümüz geldi. Bu tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde artık kasaya takabiliriz. Yani standart olmayan, bu anakarta göre standart olmayan ama dünya genelinde standart olan bir güç kaynağını bu anakarta adapte etmiş olduk. Çalıştırabilir hale getirmiş olduk. Kasaya toplayalım ve bakalım. Peki işimiz bitti mi? Güç kaynağını hallettik. Ama daha işimiz bitmedi. Burada görüyorsun ki 4 tane uyarı var. Ön USB bağlantısı yok. Ön ses bağlantısı yok. İşlemci fan bağlantısı yok. Ön panel yardımcı fan bağlantısı yok. 4 tane sorunumuz var. Bu video içeriği uzun olmasın diye bunu bir sonraki videoya aktaracağım. Orada anlatmaya çalışacağım. Bu 4 adet uyarıyı kırmamız gerekecek. Yani atlamamız gerekecek. Her seferinde F1'e basmamamız gerekir. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Abone olmayı da unutmayınız. Bu videonun devamı ikinci videoda olacak. Video uzun olmasını istiyorum. Çünkü takip edemeyen ya da sıkıldım diyen arkadaşlar var. Maalesef bu sebeple yedire yedire, sindire sindire böyle anlatmak zorundayım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.